Kalem aracıyla başlayacağım derse 200 olsun uzunluğu. Daha sonra arka aracına geçiyorum. End point'inden başlayıp açık mavi çizgideyken çift tıklıyorum. Daha sonra buradaki segment sayısını biraz düşüreceğim. Sağ klik üzerine Entity Info 12'yi 6'ya düşürüp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi segmentler daha belirgin hale geldi. Daha sonra ikisini de seçip offset alalım. Bu da 20 olsun. Ve push pull tool'da biraz yükseltiyorum. 2.30 olsun bu da. Buradaki bölüme pencereler döşemek istiyorsak buradaki yumuşak duvara üzerine çift tıklayıp sağ klik üzerine Soften Smooth Edge uygularsak bu duvar yüzeyleri belirgin hale gelecektir. Bunu en başa getirdim. Angle Between Normals'ı 0 derece yaptım ve bütün her şey yüzeyli hale geldi. Daha sonra buraya bir pencere ekleyeceksem ve kopyalayacaksam buradaki eğrinin bir merkez noktasını bulmalıyım. Bunu da yaparken sağ klik buranın üzerine Point at Center diye bir şey çıkacaktır. Eğer bu sizde çıkmıyorsa Window Preference Extensions bölümünde RubyScript Utilities ve Sandbox Tools'u açmanız gerekecektir. Bunların başka görevleri de vardır, extensionların. İlerleyen derslerde onları da göreceğiz. Daha sonra şu noktaya bir offset alalım. Şurada dursun. Shift tıklayarak gidiyorum. Buradaki yüzeyden yukarı bir kopya aldım. Push Pull Tool ile geriye doğru bunları itiyorum. Diğerlerine de iki kez tıklıyorum. Bunu transparan yapalım. Shift tıklayıp bunu Component'a çeviriyorum. Create. Endpoint'ten tutup yine eski yerine getiriyorum bunu. Obje aktif. Daha sonra Rotate aracı merkez noktaya tıklıyorum ve buraya kilitliyorum. Bunun midpoint'ine gelip Ctrl bir kere basıp buradaki midpoint'e bir kopya. 4 tane daha gelecekse klavyeden 5x yazıp Enter'a basıyorum. Hiçbir şekilde sapmadan bütün segmentlere, açılan boşluklara, pencereler oturdu. Daha sonra biraz daha yumuşatmak istiyorsanız, yani burada çizgileri görmek istemiyorsanız, 3 kere tıklıyorum tekrardan, sağ klik üzerine, Soften Smooth Edge, biraz daha buradaki dereceyi ilerletiyorum. Bu şekilde Point at Center yardımıyla kopyalama işlemlerini daha düzgün bir şekilde, pencere oturtma işlemlerini daha düzgün bir şekilde yapabiliriz. Şunu da düşünebilirsiniz. Bir arc çizerken Half Circle ise Point at Center'a gerek kalmadan Endpoint'ten Endpoint'e bir çizgi çekip burayı da orta nokta olarak kabul edebilirsiniz. Fakat bütün çizdiğiniz arklar half circle olmayacaktır. Şu şekilde de olabilir. Bunun da orta noktasını bulursak bizi yanıltacaktır. Sağ klik üzerine çizginin Point at Center burası eğer bu şekilde yaparsak da hatalı kopyalamalara neden olacaktır.